Evet, mesajlara devam ediyorum. Mesajlar çok fazla birikmesin diyorum. Sonra konuşacağımız konular var. Ufak cir ne ya? Atilla abi, yeğenler, bu hafta hem rahat maç izledim hem de gece yatağımda rahat yattım. Vallahi Allah şükürler olsun. Abi senden bir ricam olacak. Ofeydi veya Musa Aydın'ın Urfaspor karşılamasına giydiği formayı maalesef. Sakın forma istemeyin. Forma istemeyen o konuda çok muzdaribim. Buradan Orhan'a da sitemimi edeyim. İsa'nın formasını gönderdin mi? Yok ya, alamadım ya. Ya arkadaş, diyorum ki bu formayı Kayseri'de benim adminime yollayacağım. Bir aydır forma istiyoruz. Yok. Bir arkadaşım tuttu, orijinal forma istedi. Gri renk, siyahlı. O da yok. Nasıl anlamadım ki, storda bir şey yok. 10 gün içinde gelecek dediler bize. Anlamadım. Sinan Samspor. Atilla abi, Embiid'e kart cezası diyorlar. Doğru mu? Bir de Ofe'de golünde offside var diyorlar. Yani golü boş ver de, Embiid'e sarı kart cezalısı falan değil. Ünal, Hidiye, Demir. Neden geçen hafta böyle oynamadılar? Galiba takım seçiyoruz. Biz her maçımızı bizden üsttekilerle oynasak. Atilla abi, Ender Hoca'ya da selamlar. Evet, az evvel Ender Hoca bunu izahını yaptı. Bize çatır çatır top oynayana biz de çatır çatır top oynayıp 3 puandan kapatıyoruz maçı. Enver Duran, Çorlu'dan selamlar abi. Bu haftayı sorunsuz kapattık ama haftaya bu maçtan daha önemli Şanlıurfa maçı, ölüm kalım maçı, ama bizim Şanlıurfa maçını da alacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Adım adım geliyoruz. Yılmaz Deniz, Urfa'nın başında Osman Özköylü var değil mi? Ya tam aradığı iklimi buldu. Yağmursuz, böyle Ama ıslak az evvel zemin olmayan Osman şeyde Özköylü, böyle jöleli Osman Özköylü gayet güzel bir atmosferi buldu. Ama tabii Urfa maçının da Adilovic ve Serdar Eylik devre arasında gittiler. Onlar açısından da önemli bir maç. Abdülkadir Özgen, yine bizim eski futbolcumuz, onlar açısından da önemli bir maç. Her açıdan güzel bir maç olur. Az evvel İbrahim kardeşimden reklam arasında konuştum. Abi diyor, Osman Özköylü geldiğinden beri dedi takımda dedi bir dedi pozitif hava var. Çok iyi top oynuyoruz dedi. Hele geçen hafta bir maç seyrettim dedi. Böyle bir takım ilk defa dedi. Urfa'yı dedi böyle top oynarken gördüm dedi. İyi maç olacak. Güzel maç Biz olacak. Osman Özköylü'yü severiz biliyorsun. Yani Beraberlik bizim için iyi sonuç. Tabii beraberlik iyi ama sonuç. bizim oradan galibiyetle dönme ihtimalimiz %51. 51. Onu konuşacağız. Yılmaz Çünkü niye Deniz. biliyor musun? Yani biz, dedim ya az önce, yani bizim üzerimize gelen, top Evet. oynayan, oynamak isteyen takıma karşı biz top oynarız. Hocam. Ama Urfa da şöyle düşünebilir. Yani önce yenilmeyeyim. Çünkü sıralamada bizim üstümüzde. Evet. 2 puanlık avantajı var. Önce yenilmeyeyim. Bu amaçla oynayabilir. O yüzden oyun kilitlenmez ise şayet, yani iki takımın da beraberlik, alan razı veren razı havasına girmezse bu maç, biz hızlı adamlarımızla, Embilla, Ofeodu gibi hızlı adamlarımızla ve savaşçı orta sahamızla bu maçı Hocam çevirebiliriz. şimdi bir şey dikkatimi çekti. O altı içindeki olan ilk altıdaki takımlara bakıyorsun. Alanya'yı yenmişiz. Altının içerisinde. Kayseri yenmişiz. Antalya. Antalya'yı yenmişiz. Daha ne var orada? Adana Demir maçı ne olmuş? Adana Demirspor maçı beraber Berabere bitti gidiyoruz burada orada. herhalde. Berabere bitirdik onu. Şimdi onun için onlara bakalım. Yılmaz Deniz, bu sene ilk maçımdı. İnan ki ben de dört köşeyim ve de sevinçten uçuyorum ve tüm Samsun halkına sesleniyorum. Gelin arkadaşlar, takıma sahip çıkalım. Bizden başka kimsemiz yok. İnadı bırakın gelin ne olursunuz. Utku Er Yılmaz. Atilla amca, yaşım 11. Sen de Ofeodo'nun formasını istiyorum. İyi yayınlar. Ne olursunuz forma istemeyin arkadaşlar. Ne zaman ki Samsunspor bizim sesimizi duyup da bu storla ilgilenen arkadaşımız derse ki, arkadaş sana gelen mesajlar var. Şuraya formaları koyuyorum 5 tane. Bunları çekilişle bu gelen arkadaşların içinden çek ver derse onu yaparım. Ha, Kardeşim, diyeceksin ki store para, şimdi Ender onu diyecek. Ver parasını. spor programı mı yapıyorsun, forma çekilişi programı mı yapıyorsun ya, O bırak bu da işte. doğru. O da doğru. O da doğru. O da doğru. Ama hocam, isteyen var yani. Şimdi 11 yaşında bir çocuk. Niye Doğru. sevindirmeyelim? Bir de o var yani. Biz herkese vermeyeceğiz. Mesaj atan, atıyorum şimdi 100 tane yaklaşık olacak şimdi bu. İçinden 5 tanesini versen ne olur? Burak Ertek,
abi bizim hoca neden Musa'sız yapamıyor? Bir de Musa 68'de oyuna girdi. 86-88'de topla buluştu. Takım Musa ile oynadığı zaman bir adam eksiz. Musa yokken 11 canavar 4 tane salladı, saygılar. Buyurun. Koray Akkuş, Hasan'ın bu takım için ne kadar değerli ve faydalı olduğunu bir kez daha gördük. Teşekkürler Samspor. Fethiye'deki aileme selamlar. Celil Ganik, Urfa Spor'unu yenmezsen kazandığın Karşıyaka maçının hiçbir anlamı kalmaz. Asıl önemli maç Urfa Spor maçı. Ayrıca artık Sefa Aksoy'u sahada görmek istiyoruz. 10-15 dakika olsa bile. Hocam ben bugün Canberk konusunda hocamla bir ufak bir konuşma yaptık. Canberk'in hazır olup olmadığı konusunda sen ne düşünüyorsun? Sakatlığı tamamen geçmiş. İdmanlara da devam ediyor. Ama henüz maç oynayabilecek bir durumda değil. Yani oynar belki ama riskli olur. Şimdi bak şeye bir bak. Beşiktaş kalecisi Tolga bugün akşam ben spor haberlerini izledim. Sezonu kapattı. Evet. Ne oldu? Tam iyileşmeden şey maçına çıktı. Kulüp Brüj maçına çıktı. Orada bir iki sakatlık yaşadı gene. Bir de Fenerbahçe maçı bir pozisyon zorladı. Sezonu kapattı. Şimdi Allah muhafaza Canberk'i tam hazır olmadan hoca sahaya sürse, bir iki depar atsa, o sakatlığı tekrar nüksetse ne olur? Bitti. Bitti. Hocam şey maçı hocanın özellikle altını çizdiği bir cümle var. Canberk, Samsun Spor'a uzun vadede lazım bir oyuncu. Ha şu anda ihtiyacım yok mu? Var. Var. Ama tam hazır olmadan riske atabilecek bir pozisyonda oynatmak istemiyorum diyor. Son derece de haklı. Biz de önceki haftalarda mesela yorum yapıyorduk. Nedir bu Canberk'in durumu falan, bir açıklama olsa falan diye. Bu akşam hastanede hocayı ziyaret ettiğimizde de ayaküstü bir 10-15 dakikada olsa futbol sohbeti yaptık. Orada bu konuyu böyle çok açık bir şekilde kim ifade sordu, etmiş oldun. Canberk konusunu sen mi sordun? Yo, ben hasta ziyaretine gittim, sen sordun. Sen spor muhabbeti yapmaya hocam bu akşam ya, ama insan bekliyor yani Canberk'in durumunu. Bak senin ağzından da bilgilendirmiş oldum. Osmanlı Ömer Şahin, Atilla Bey takımımız bu hafta yenmiş olabilir ama futbol aman aman değildi. Hatta Karşıyaka bizden daha iyi oynadı. Şans ve kontrollerle golü bulduk. Bu şans her zaman iyi olmayacaktır. Muhammed Tepe. Muhammed kardeşim diyor ki bu kanal neden Samsun maçının özetini vermiyor? Niye sahip çıkmıyor bu takıma? Bak Muhammed kardeşim, yaşın nedir bilmiyorum ama bunların sadece yayın hakkı sadece TRT'de. Böyle hiçbir en ufak ucundan kıyısından dahi veremezsiniz bu maçın. Bunu da bilmiş ol diyelim. Murat Kara. Selam Atilla abi. Takımımızı kutluyorum. Bu galibiyet bizi rehavete düşürmesin. Asıl önemli maç bu haftaki Urfa maçı. Teşekkürler Samspor demiş. Necati Özmen. İyi akşamlar Atilla abi. Sakarya'dan selamlar. Ben pazar günü hastaydım ama maç başladı. Goller geldi. Birden iyi oldum. Teşekkürler Samsun Spor'um demiş. Tolga Han Zorlu. İyi akşamlar. Önce cesur yürekli Erhan Altın'a acil şifalar diliyorum. Bu hafta takım oyunu vardı. Herkes takımı için oynadı. Karşıyaka gibi sağlam takımı dörtledik. Bir sorum olacak. Enbil Orfa maçında cezalı mı? Değil sevgili kardeşim. Mehmet Uçarlı. İyi akşamlar Ender abi, Atilla abi. Çok şahane bir program yapıyorsunuz. Ladikli Mehmet Uçarlı takımımızı Erhan Hoca'yı kutlarız. Bana da göre deplasman kabusu sona erecek. Urfa'yı yenip bu takım gelecek. Tüm Samspor kenetleme. Ne dedi burada? Ben Ladikli dedi. Şimdi hocam şu Ladik konusuna bir gireyim de. Şimdi Ladikli benim arkadaşlarım var. Bugün beni aradılar. Bakın Ladik Belediye Spor demiyorum. O Çarşamba ile onların karşılaşma değil. Ladik Spor'dan bahsediyorum. Bu takım Şifo Mehmetleri yetiştiren bir Ladik Spor. Sedat Karabük. Şifo Mehmet'in yardımcılığını yapmış ve şu anda Avrupa'da futbolcu tarayan bir değerli bir kardeşimiz. Beraber top oynadık sevgili Karabük'le. Hiçbir yardım eli uzatılmıyormuş. Lütfen bu takıma sahip çıkalım. Çocuklar deplasman parası maçına giderken ceplerinden deplasman parası katıyorlarmış. Çok kim sahip çıkacak abi? Kime sesleniyorsun şu an sen? Kime mi sesleniyorum? Sesimin duyulduğu herkes, Ladikli olan herkes. Somut söylesene bana. Kim sahip çıkacak abi? Şifo Mehmet oradan çıktı biliyor musun sen?
Abi kim sahip çıkacak? Polemik yapma bak. Soru basit. Şimdi diyorsun ya Ladik Spor Şifo Mehmetleri yetiştirdi. Herkes Ladik Spor'a üstüne alınan birisi çıksın. Alınmıyor abi kimse. Alınmıyorsa biz de buradan söyleriz abi. Görevimizi yaparız. Ladikliler kendilerine önce şunu soracaklar. Neyi soracak? Ladik gibi bir ilçenin iki tane takımı var. Evet. Biri Ladik Belediyespor. Biri Ladik Spor. Şimdi Ladik Belediyespor Bal Ligi'nde. Doğru mu? Doğru. Belediyespor olduğuna göre bu takımın geliri, gideri, masrafı, susu belediye tarafından karşılıyor. Ladik Spor ne? Nerede oynuyor? Amatörde oynuyor. Peki kardeşim bunları birleştirseler. Bunları birleştirseler. Tamam güzel. Ladik Belediyespor'un imkanlarıyla beraber Ladik'te bir futbol takımı yapsalar, bu takımı el birliğiyle Bal Ligi'nden 3. lige çıkarsalar, altyapısına önem verseler daha iyi olmaz mı? Olur. O zaman mesaj bunun çağrısını yap. Yani Ladik Spor'a sahip çık falan diye bir şey yok. Şimdi Samsun Spor'a kim sahip çıkıyor Mehmet abi? Mehmet Özdilek. Samsun Spor'a kim sahip çıkıyor? Oraya da geleceğiz. Mehmet Şimdi Özdilek. Şimdi sen programdan önce yani bunu şey yapmışsın belli planlamışsın bu konuya gireceğim diye. Gireceğim canım herhalde. Şimdi Samsun Spor'a kim sahip çıkıyor abi? Samsun Spor'a kim sahip çıkıyor onu ya? Onu da konuşacağız hocam. Yani 3000 seyirciye oynuyor. Şeyden önce, kongreden önce vaatler havada uçuşuyor. Doğru. Şöyle olacak, böyle olacak deniyor. 350 bin lira ödeme var ay sonunda. Ya bilemem ben onu. Ben söylüyorum ya. Elde avuçta bir şey yok. Yok. Ortada bir şey yok. Her defasında Samsun Spor'un bu borç yüküyle, Samsun Spor'un maddi durumuyla hep bir şeyler gündeme geliyor. Bu kadar problem, bu kadar büyük bir sorun orta yerde dururken biz Ladik Belediyespor, Anakent bilmem ne spor. Hiç olmaz ufak hocam yapma Allah'ını seversen. Spor. Bu şehir. Allah Allah ufak bir takım ya ilçe takımı ya. Ben de onu söylüyorum. Bu ilçe takımından iki tane takım çıkarmanın anlamı yok ki. Gücünü birleştireceksin, imkanları birleştireceksin. Ya biz görevimizi yapıyoruz. Bir havuz üstüne yapacağız. Alınan alınsın. Biz görevimizi yapıyoruz. Ha bir şikayet daha var. Dün maçtan önce birisi yanıma yaklaştı. Atilla bir şey söyleyebilir miyim? Söyle kardeşim. Abi ben Asarcık'tan geliyorum. Evet çok güzel. Abi Asarcık'ta Samsun'u seven taraftarlarımız maça gelmek istiyorlar. Oradaki Asarcık Belediye Başkanımız bize bir minibüs kaldırsın oradan. Yok imkanımız yok diyor. Buradan da Asarcık'a da seslenmiş olayım. Abi kaldırsınlar bir minibüs. Oradaki iş adamları varsa gücü yeten versin mazot parasını doldursunlar gelsinler maça. Çok gelmek istiyorlar diyor. Gelemiyor ben diyor. Yardımda bulunuyorum. 2-3 çocuğu buraya getirdim diyor. Buradan da Asarcık'a sevgilerimiz. Hatırlar mısın eskiden Samsun Spor'un maçı olduğunda hatta eskiden ne? Geçen sene yani. Hocam Bafra'dan, Çarşamba Meydanı'ndan otobüsler hareket ederdi. Terme Meydanı'ndan, Bafra Meydanı'ndan otobüsler hareket ederdi. Gelirlerdi. Bir coşku olurdu. O durakta bekliyorlardı yani, maçtan sonra. Bir şeyler olurdu. Taraftarları almak için. Bir ambiyans olurdu. Bir heyecan olurdu. Yani ne olduysa bu heyecan giderek azalıyor, bir enteresan hale geliyor. O yüzden bak şunu söylüyorum. Şimdi Samsun Spor büyük bir camia. Samsun Spor büyük bir marka. Samsun Spor bu şehri temsil eden, futbol anlamında temsil eden önemli bir kurum. Bu kurumu, bu şehrin yöneticileri, yerel yöneticileri, geneldeki yöneticileri, futbol adamları, bir araya gelip bizim ilçe takımlarımızı, Çarşambasını, Bafrasını, Ladiğini, Termesini, Asarcığını, Kavağını, Ladiğini bir şemsiyenin altındaki kollar gibi bir araya getirip buraları Samsun Spor'la entegre, Samsun Spor'un altyapısı mantığıyla çalıştırmadığımız müddetçe bu sorunlar hep olur abi. Abi nerede abi Çarşamba Spor? Abi Çarşamba Spor 2. lig, 1. lig, 2. ligin olduğu dönemlerde Ahmet Menteşoğlu'nun başkan olduğu dönemlerde benim çocukluğuma rastlar. Biz o eski Çarşamba Yeşil Irmak stadında sebze halinin arkasındaki o 4 metrelik duvardan kaçak maça atladığımı çok bilirim parasızlıktan. Şimdi o dönemde Çarşamba Spor şampiyonluğa oynayan marka bir Çarşamba Spor. Kalede Nezihi, sağ bek Nihat, sol bek Ahmet Usta, Galip, Cazip, Stoper, efendime söyleyeyim, kimler hatırlıyorum,
küçük hakkı, büyük hakkı, bizim bu Hakkı Hoca az önce röportajını Bayrak. İzledik. Hakkı Bayrak, efendim Başaran diye bir sarışın vardı, orta vardı, sahada evet. Forvet'e yönelik oynayan oyuncumuz vardı. Yani şimdi... Bir teyare mi vardı hocam? Biliyor musun sen onu? Teyyar. Senin kadar yaşım yok tabii. Teyyare vardı hocam. O toprak hocam. Saha, evet. O çamur saha. Yani şimdi Çarşamba Spor, şu andaki Sayın Başkan Özkan Yıldırım, Özkan Bey tabii yönetimiyle beraber taşın altına elini sokmuş, bu takımı bir yerlere taşımak istiyor ama şimdi Bal Ligi'nden düşme mücadelesi veriyoruz. Hocam Asya Kafe diye bir... Olmuyor. Asya Kafe diye bir şeyimiz var hocam. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Şener Aydın. Çok iyi yerlerde. Şu anda genel başkan sıfatında. Abi bunlar yapacaklar abi. Bunlar yapacaklar. Adamlar ne dedi o futbolcu bilmem ne parasını cebimizden veriyor diyor kulüp ya. Yani kulüpler kendileri yatırıyorlarmış o lisansının parasını ya. Yani bunları onlar yapacak. Bak az evvel ne dedik Hakkı Bayrak, TÜFAT bir oluşum içine girdi. Çok bütün, güzel bir şey. Bütün bunlar tabii bütün bunlar aslında Türk futbolunun da yapılanmasıyla ilgili sorunlar. Şimdi bizim bir futbol direktörümüz var. Türkiye Futbol Direktörü. Vay be. Etikete sorun. Bak, etikete bak. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim göreve getirilirken bunları organize etsin diye getirildi. Yapılıyordur hocam. Yani ya, futbol federasyonu yani. Yapılıyor mu? Çok tabana inilmedi de göremiyoruz. Abi ineceksin ya. Tabana inilmedi. İneceksin. Yani senin futbol federasyonunun il temsilcilikleri var, bölge temsilcilikleri var. Futbol federasyonundan bölge antrenörleri var. Var. Şimdi bütün bunları bir ülkenin futbol yapılanmasını kombine bir bütünlük halinde bir ağacın dalları gibi yapıyorlar. Önce bölgelere, sonra illere, sonra ilçelere, bu kulüplerin maddi durumlarına, bu kulüplerin lisans masraflarına varana kadar bir organizasyon yapamadığımız müddetçe biz hala daha nereden 70 biliyorum? Milyon nereden bildiğimi söyleyeyim. Ya, yücel yer ya denen... bir dakika dur. Allah 80 Allah. Milyondan bir milli takım çıkaramayıp 3 milyon Almanya'dan çıkan, yetişen o Hakan Çalhanoğullarına, Ömer Topraklara, o Gökhan Törelere böyle hayretle bakarız. Ağzımızı açarak bakarız. Ama onlar futbolun beşiğinden geliyor hocam. 10 yaşın, 7 yaşından başlıyor adam. Futbolun beşiğini nasıl yaptı? O futbol terbiyesi alıyor. Bizde Emre'nin yaptığına baksana. Beni koşturma şimdi ya. Futbol terbiyesini nasıl alıyor ya? Bırakın Allah'ını seversen ya. Adam yaptığı harekete bak ya. Emenike forma çıkartıyor ya, atıyor. Ya bir dakika sen ya. Türkiye'de bunlar yok. Ben başka bir şey söylüyorum. Ben armut diyorum, sen elma diyorsun. İkisi elma de meyve. Elma dersem çık, armut dersem İkisi çıkma. İkisi de meyve. Bir dakika İkisi dur. İkisi de yenir. Neyse. Ya bu şeyi aştı bu. Atilla Cebeci'nin seviyesini aştı sohbet. Sen ben, devam et. Ben devam ediyorum. Selami Çiçek. Almanya'dan Cem gülmeden. Cem. Selami Çiçek, Almanya'dan selamlar. Sonuç bomba hesabımı yaptım. Sondan ikinci hafta, ikinci son hafta ligdeyiz. Yazın bir kenara. Yazdık bir kenara. Ahmet Gülen, Atilla abi yayınları inşallah hep böyle devam ederiz. Ahmet Uçarlı, bu sonuç çok şeyi gene unutturacak. Urfa'ya Zafer Sarhoşlu ile gidilecek. Mustafa Sevgi ve Embilla'nın olmayacağı. Arkadaşlar bu mesajlar tamam evvel geldiği için söylüyoruz ama Embilla kart cezalısı değil, bir kez daha söyleyelim. Şu iki haftalık süreçte Canberk acilen hazır hale getirilmeli. Onu da konuştuk. Kozluklu Vedat Şen. İyi akşamlar dilerim. Denilecek bir şey yok. İstendi mi iyi oyun oynanıyormuş. Kötü de oyun oynanıyormuş. Geçen hafta eleştirdik. Bu hafta iyi eleştirimizi gene yapacağız. Ben Elazığ maçı zor geçeceğini biliyordum zaten. Uzun yazıyorsanız okumuyorum. Özür diliyorum. Kemal Karagöz, hayırlı akşamlar. Bu hafta çok güzel bir sonuç aldık ama benim merakım neden bu taraftar maça gitmiyor? Özledik. Koreografileri sıladı dolu görmeyi. Takımın seyirciye ihtiyacı var. Aynen katılıyorum sevgili Kemal kardeşim. Alisemiz, muhteşem oyun ve muhteşem skor bu takım. Her maçı böyle oynasın. İlk ikiden çıkarız. İlk iki olmaz. Nuri Tok, selam Atilla abi. Ender Bey'e selam. Sizleri severek izliyoruz. Ender abiyi kızdırman çok hoşuma gidiyor. Ender, benim seni kızdım. Evet, çok hoşuma gidiyor. Hayır, bir gün kızdıracağım. Terk edecek. Oturup oradan kalkıp gidecek de. Onun için biraz da frenlemeye çalışıyorum onu. Oynamak isteyince de oynuyorlar. Abi oynamak istemeyince de hiçbiri oynamıyor. Hayırlı programlar demiş. Yüksel Ömüral. İyi akşamlar. Takımımızı bu farklı galibiyetten dolayı kutluyorum. Her zaman olduğu gibi maratondan izledim maçı. Yönetim kurulunun maç öncesi yapmış olduğu toplantının olumlu sonuçları bunlar. Hala öküz altında buzağı arayanlar var. İsmet Aruç,
Bursa'dan iyi geceler, işler iyi gittin, herkesin yüzü gülüyor tabii. Normalde böyle olmalı, takım beraberlik aldı diye. Hoca istifa diyenlere bu galibiyeti armağan olsun. Biz Samsporluyuz, sabretmesini bileceğiz ya da futbol oyununun 3 ihtimalli oyun olduğunu öğreneceğiz. Teşekkürler İsmet. Kesinlikle katılıyorum sana kardeşim. 4 farklı Kemal Uçar'la okuduk herhalde. Urfa maçına daha iyi hazırlanmamız lazım diyorum. Ve sayfayı yeniliyorum. Yeni gelen mesajları da okumaya çalışacağım. Bu arada hocam, Naci Korkmaz özelden bir mesaj atmış bana. Ben de bakıyorum şimdi özelden. Diyor ki iki şey söyleyeyim. Kale arkası niye maça gelmez? Yıllarca bedava girmişler diyor. İkinci işaret ettiği nokta önemli aslında. Ben aklımdan geçti de söylemeyeyim dedim. Ama Naci abi yazdığı için okuyayım şimdi. Embilla ve Ofeodu kart sınırındalar. İkisi de Urfa maçının sonuna kadar kart görmeliler. Ordu maçında cezayı çeksinler diyor. Yani Ordu maçı daha kolay olacak anladım. Bizim için. Mantıklı. Öyle hocam, bir mantıklı. Teklifi var. Yine Coşkun Karabük demiş ki Ladik Spor'u amcam Cengiz Karabük tek başına götürüyordu. Doğru. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Bak Cengiz abi benim mahallemde değerli bir büyüğümdü. Tek başına götürüyordu. Rahmetli olmadı herhalde değil mi? Tek başına gitmez bu. Bazı insanların sırtında gitmez. Bu gücü birleştirmek lazım. Erol Görkem Gökçe Çetin İstanbul'dan, biz her maçta böyle oynarsak ilk 2'den çıkarız diyor. İnşallah playoff'a bırakmasak iyi olur. Zorlu maçlarımız var ama Urfa maçını da kazanacağımızı düşünüyorum diyor. Hocam gelen mesajlar böyle. Ayhan Kavak da demiş ki abi anonscuya değinmeyecek misiniz demiş. Değinelim. Hayır hocam böyle bir şey yok. Şimdi o kardeşimizi çok seviyorum. Kişilik olarak çok iyi. Abi ne dedi ya orada Azur Allah'ını seversen. Ne hocam? Dur ismi söyledi orada. Ne Altıntaş mı dedin? Ne dedin? Bir futbolcu mu senin? Ya hayır sana sor. Ya bana söylesene ya. Ben konuşacağım ya sen değil. Lan yazdıydım buraya unuttum onu. Ne dedi hocam Allah'ını seversen? Ya ben girmeyeceğim o konuya. Ya sen girme. Arkadaşlar anonsta bir isim söyledi. Atıyorum. Muzaffer Tepecik. Ya bakıyorum esame listesinde. La arkadaş öyle bir isim yok burada. Neydi Allah'ını seversen isim? Ya ismi... Çocuğun dili sürçtü olamaz mı yani? Ya az ismini söylesene bana ya. Ya hocam böyle bir şey olmaz ya. Samspor kulübü bu ya. Olamaz ya. Hayır burada başka bir isim yani esame listesinde olan bir isim olsun can kurban tamam deriz ki yanlış gördün numarayı. Abi olmayan bir isim ya. Olmayan bir isim böyle bir şey yok ya. Susacağım. Yani sen sus canım ben konuşayım ne var yani. Böyle bir şey yok. Olsa orada diyeceğim ki arkadaş tamam yanlışlık olabilir. Yani yanlış görmüş olabilir numarayı bazen yukarıdan görünmeyebiliyor. Tamam abi öyle bir isim yok ya. Talha Vanlıoğlu kardeşim anons konusuna girmeyeceğim. Özelden bana yazıyorsun. Selamlarımı iletiyorum. Anonsla ilgili girmeyeceğim. Kusura anonsa bakma. Girme. Anonsu çok beğeniyorlarmış. Devam etsin diyorlar ya. Bazıları bir şey yok bir problem yok diyorlarmış. Devam abi. Bu Samsung marka canlı veriliyor orada. Canlı. Türkiye izliyor bunu. Dünya izliyor. Anonsta hiç olmayan bir isim söyleniyor. Yok böyle bir şey ya. Vallahi ayıp ya. Bunu ben yapsam bana da söyleyin. Bana da söyleyin. Ya böyle bir şey yok. Basit gibi görünüyor diyorsunuz. Ya onlar öyle anonsa mı kaldık diyorsunuz ama anons da bu oyunun bir parçası. Yapmayın Allah'ını seversiniz. Yapılacaksa doğru dürüst yapılsın. Saygıyla karşılarız. Ama yok böyle bir şey. Ya yine beni kızdırdılar ya. La ilahe illallah ya. Tuncay Semizoğlu sana soruyor. Diyor ki... Atilla abi niye ilk iki konusunda ümitsiz diyor. Dün akşam bile diyor TRT diyor spor programlarında Samsun Spor'un ilk ikiden çıkacağı diyor söylendi. Tuncay Semizoğlu'na şöyle söyleyeyim. Yani bu benim kendi düşüncem. Arkadaşlar yani Kayseri ve Adana'nın da geri kalan maçlarda yani en az 5 maç kaybetmeleri lazım. 5 maç kaybedecek ki sen de hiç kaybetmeden geleceksin. Yani bu çok zor. Bu futbol her şey olur. Çok bu, zor. Bu mücadele bir görüntü şunu ortaya koymuştur ki yani şampiyonluk mücadelesi de playoff mücadelesi de son düdük çalana kadar devam edecek. O zaman, böyle bir lig. Hakan Hepşen de yazmış Onur Akbay Urfa'da defansta sarı kart cezalısı.
Onu da hatırlatıyor. Helal olsun. Şu seyircilerimi teşekkür ediyoruz Hakan Hepşen'e. Evet, Serkan Kaya, iyi akşamlar. Programımızı severek izliyoruz. Ender abi, kravatın çok güzel. Neresi? Bakayım az. Teşekkür ederim. Ya, ya. Bu, bir programda daha olmuştu ya. Benim kravatım, kravatlarımı çok yani beğeniyor izleyicilerim. Benimki ondan daha güzel ya arkadaşlar. Teşekkür ederim. Ya. Hani kusura bakmayın, yani Demirspor falan diye de belki algılanabilir ama üzerime yakışanını giyiyorum, onu da söyleyeyim. Benim kravatım ondan daha güzel. Zeki İşlek de demiş ki, bizim yenemediğimiz takımları yenmeyeni dövüyorlar be hocam diyor. Keşke son 9 maçımız ilk 6'da olan takımlarla olsa, yeminle Süper Lig'de oluruz. Yusuf Uzunoğlu, Erhan Hoca Musa Aydın'ı her maç oynatmak zorunda değilsin. Oynadığı çoğu maçta bir kişi eksik oynuyor. Mustafa Sevgi onun yerine banko oynamalı artık. Ayrıca deplasmanda artık takımımızın yenilse de son dakikaya kadar mücadele etmesini istiyoruz. Melih Demirbaş, Melihciğim seni seviyorum kardeşim. Takımın hırsı, azimini, taraftarların coşkusu da eklenince her şey dört dörtlük oldu. Güneşli günler yakında, Allah'ın izniyle yüzümüzü güldüren, on binlerce kişiyi sevindiren tüm futbolculara sonsuz teşekkürler. Hayırlı yayınlar Atilla abi. Program süper. Süper Lig kaçınılmaz. Ya senden bir yolculuk daha yapmayı çok istiyorum Melih'ciğim. Adnan Meral kardeşim benim. Selam Atilla. Melih o şey mi? Elazığ deplasmanına evet, gitti. Gene. Ben videosunu izledim, çok tuttum. Hiç sorma. Selamlarımızı iletelim. Evet. Adnan Meral, sevgili Adnan, sen de varsın listede. Ondan sonra Ender de diyor ki, sizin gittiğiniz arabayla ben gelmem diyor. Alacağım kardeşim. Bizim ekibimiz içerisinde sen de varsın. İyi programlar. Urfa listesini açıklarken durdun. Ben var mıyım? Varsam Ender, yoksa ben de yokum. Aha. Bravo. Teşekkür ediyorum. Var var. Benim kadro çok... ya Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki arkadaşlarım çok istediler. Orayı görmeyi çok istiyorlar. Ben de giden birisiyim. Orayı gördüğüm için anlatıyoruz bazen. Böyle bir minibüs yapmayı düşünüyorum. Onun için kadroya katılmak isteyenler bana müracaat edebilir. Murat Cebin, Ladik'te cesur yürekli taraftar grubu olarak takımımıza her yerde destek verdik. Bir yanımız kırmızı beyaz, diğer yanımız turuncu beyaz. Ak Ümit Yener, merhaba iyi yayınlar. Benim anlamadığım Samspor'un maçlarında bedava giren gruplar pasolik olunca neden alıp da takımlarına destek olmuyorlar? Bedava takım sevgisi olmaz. İbrahim Sağlam, Ofeydo ve Embülle iyi oynadığı zaman yenemeyecekleri takım olmaz ama Ofeydo'nun eski takımına odaklanması farkı getirdi. Evet, maçta Ender bana dedi ki, Atilla abi dedi, Ofeydo dedi ne çıkartıyor dedi, günah mı çıkartmak istiyor dedi, hırs mı yaptı dedin, yani gol atmak istiyor dedi bana, hak verdim. Muhammed Yeşil, Ender abiye selam olsun. Abi kazandık, mutluyuz, Allah'ın izniyle Urfa'yı da yenersek harika olur ve Urfa'yı altımıza alırız. Bu maçtaki gibi oynasınlar, yürekli futbolcularımızı yenmeyeceği takım yoktur. Bu ligde babamın çok çok selamı var Atilla abi, iyi yayınlar. Aleyküm selam diyelim. İlhan Demir, İstanbul'dan selamlar. İyi oynadık, güzel bir maçtı, sizleri seviyoruz demiş. İzzet Tokat, Hakkari'den sevgiler abi. Çok sevindik galibiyeti, ancak biz kazandığımızda rakipler de kazanıyor. Geçen seneye benzer bir durum olur mu, yoksa iki mi oluruz? Görüşlerinizi bekliyorum. Arkadaşlar ne olur beni mazur görün ama ben iki olmaz diyorum. İnşallah yanılırım. İnşallah yanılırım. Şimdi ilk iki olması için... Beni bu kameradan göster şey Cem. Şimdi ilk iki olması için bizim şu andaki puanımız 40. Adana Demirspor'un 48 değil mi? Evet. 8 puan. Kaç maç var? 9. 9 maç var. Hı hı. 9 maçta alınacak 27 puan var. Sen 5 maç dedin geçen haftaki programda. Samsun Spor en az 5 maç almalı dedi. Şimdi 27 alınacak puan var. Evet. Şimdi 3 puanlı sistemde 27 puanlık bir havuzda evet. Bu 8 puanlık farkın kapanması mümkün müdür? Mümkündür. Mümkün. Her şey olabilir. Tamam. Her şey olabilir. Şimdi şunu söyleyebilir miyiz? Evet. Samsun Spor takımı geride kalan kaç? 9 maç mı var? Evet. 9'da 9 yapamaz mı? Yapamayacak bir takım mı? Değil. İstesinler, arzu etsinler, o mücadele azmini ortaya koysunlar. Bu taraftar destek versin, bu tribünleri tıklım tıklım dolduralım. Deplasmana biz 3 otobüste, 5 otobüste, 7 otobüste gidelim, yapamaz mıyız? Yapamayız. Niye? Çağatay Şahan diye bir hakem sana maça gelirse, Antalya maçını yönetirse. Yenersin. Hakemi bak, de yenersin. Bak ne diyorum bak. Böyle 2 tane 3 tane hakem sana verirlerse. Yenersin. Hakemi de yenersin. Yenersin diye hocam bak, o çok ayrı bir konu.
Eğer sana galibiyeti tattırmayacaksa bu adam yaptırmaz. Şunu söylemek ben istiyorum. Hakemlerden korkuyorum. Abi sen ben takım olarak çıkarım mücadelemi yaparım. Tartışma kültüründen mi besleniyorsun? Niye sesini yükseltiyorsun? Bak güzel güzel niye konuşuyor. Çocukcağız ürküyor şurada bak. Şimdi niye şey yapıyorsun? O kendi aleminde. Kendi aleminde evet. Şimdi ya niye bağırıyorsun? Bak basit bir şey hocam, söylüyorum. Hocam kızıyorum ya. Diyorum ki 8 maçı 9 maçı biz alamaz mıyız? Kendine geldi mi? Alamaz mıyız? Alırız. Hocam 8 maçı da alırsın, kalan 9 maçı da alırsın da alamazsın. Alamazsın yani. Bazen çelme takarlar adama. Ya ben ondan korkuyorum. Ben playoff yıllardır maç altın, seyrediyorum bak, hocam. İlk altının içinde yer alırım da. Söyleyeceğim sonra... sana. Hayda. Söyleme, yaşın çıkar ortaya. Trabzon maçını yöneten Ergül Yücedağ mıydı? Tabii. Hocam daha gözümün önünde Ercan kaptan Ercan aldı kaçırdı da adamı sağdan ya böyle ya beni konuşturma şimdi inşallah tamam hakemlerimiz genç okumuş kültürlü eskilere nazaran çok iyiler ama buyur işte dün oynanan maçta sen sarı kart göstermezsen Emenike'ye Türkiye böyle kalkar. Senden bahseder abi. Buyur. Diyorum Selim Eskibaş. Atilla abi Urfa Demirspor'a yenilmeyelim. Biz şampiyon Ender hocama selamlar Trabzon'dan demiş. Urfa'ya ve Demirspor'a. Demirspor çok yani. Önemli iki maçımız. Yani Urfa ve Adana Demir. Hocam ikisinden alınacak birer puan da bizim için çok iyidir. Bak onların iki yani birer puan. Ha 3 puan bizi var ya o ekmekli kadayıf falan diyorlar ya. O hiç kalır yanında. Yedin mi kaymaklı ekmek kadayıf? Hiç sorma daha şimdi canım çekti. Derya, canım çekti derken İmam Usta çalışanları. İsim verme Cem bakıyor bak. Şey ya bizim imam şey bizim caminin pazar camisinin imamı baklava yapmış götürmüşler orada. Afiyetle hocam iş zaten dualarınız makbul oldu. Sen İmam Usta deyince şey mi zannettin? Şirkeye şey mi zannettiniz? Yok canım. Hocam tamam, dedim sen dağıttın, bir daha dedim baklava dedim götürün. Derya Kızılkaya. Urfa maçı taktik maçı bence. Önce bir sonra üç. İyi yayınlar idmanlara taraftarların gelip takıma hırs moral depolaması lazım. 9 hafta var. Her şey Urfa maçıyla bitmez. Benim görüşüm demiş. Uğur Şahin Atilla abi. Öncelikle Samsun'u tebrik ediyorum. Gerek Samsun abi bu hafta takımın korktuğu Samsun son olarak bizim bilet gişemizde Fenerbahçe bilekliğiyle satış yapan birinin durması abi. Biz Samsun'u kardeşim ne kadar güzel şeylere değiniyorsun. Bilet gişesinde hocam sarı lacivertli bilekliği varmış arkadaşım. Onun dikkatini çekmiş. Eray Yıldız Atilla abi seni bekliyorum. Başkalarına inat mesajımı oku. Mutlaka çocuklarla seni izliyoruz. Bak her şey Samsunspor sizlerle. Okudum sevgili Eray kardeşim. Çanakkale'den Eray'dı bu. İzin verirse bu sene çıkacağız. Sen bir tanesin abi demiş. Bünyamin Tiryaki. Atilla abi şimdi Erhan Hoca ve futbolculara söyleyin lütfen. Şanlıurfa maçını çok ciddiye alsınlar. Olmak ya da olmamak için mutlaka yenmeliyiz. Az evvel kendisini hastanede ziyaret ettiğimizde özellikle her şey herkes bu işin bilincinde arkadaşlar. Biz ve sizler nasıl bunu istiyorsak hoca ve takım bizden daha fazla istediğinin altını çizelim yani bunu bilin. Muhammed Seçkin Atilla abi iyi yayınlar Balıkesir'de okuyorum ve Samsunspor'umuza coşuyoruz. Evet bunu okuduydum. Kaan Candal 4-4'lük takım başa döndük. Muhammed Güngör iyi yayınlar Atilla abi İstanbul'dan selamlar. Erhan altına sallayanlar ne düşünüyor? Emre Kök. Acaba demek ki sorun onda değil. Ben sorunu söyleyeyim. Sorun bu takıma sahip çıkmayan taraftar şehrin ileri gelenlerinden para olduğu zaman bu takım oynuyor. Özgür Demir. İyi akşamlar. Merak ediyorum. Her takım kaç hafta pazartesi günü maç yapıyor? Herhalde 2 ayda bir geliyor arkadaşlar. Muhammed Güngör'ü yayınlar Atilla abi İstanbul'dan. Selam. Seviyoruz sizleri demiş. Ümit Şener abi Urfa'nın hücum hattını eski Samsunsporlar oluşturuyor. Erhan Hoca bu oyuncuların zayıf yönlerini iyi biliyor olması gerek. Buna rağmen onlardan gol yersek hocaya yazıklar olsun. Ender Hocama selamlar.
Cihat Gün doğdu, goller güzeldi. Bir sesin yoktu. Ender abi hayırlı yayınlar demiş. Çetin Güzel, iyi yayınlar. Ender abiye sorar mısınız? Playoff'ta hangi takımla oynamak ister? Evet. Osmanlı. Gerçi ilk 6'ya kalırsa Osmanlı. Seviyorum Osmanlı'yı ya. Hocam. Gerçi ya, Osman Özköylü de yok orada ama. Ya geçen sene yani bazen böyle YouTube'da eski videoları izliyorum. 14 Mayıs tarihli yayınımız var bizim seninle. Osmanlı maçından dönmüşüz Ankara'dan. O programı izliyorum bazen. Yani hala hırsımı alamıyorum ya. Yani orada bize yapılanlara, Samsun Spor Yönetim Kurulu'na yapılanlara. Ya olacak iş değil ya. Yani orada bir baba oğul çiftliği var. Tamam mı? Tam bir çiftlik düzeni. Yok böyle bir şey ya. Evet. İbrahim Aslan Urfa'dan selamlar demiş. Aleyküm selam sevgili kardeşim. Az evvel telefonla da görüştük. Cihat Gündoğdu, goller güzeldi. Bu senin sesin yoktu. Onu da okuduk. Ne yoktu? Caner, ne yoktu? Senin sesin yoktu diyor şeyde, anonsta demek istedim. Caner Korkmaz. Bak senin de bazen geç algılama sistemin biraz geç çalışabiliyor. Dervişin yanında ya huyundan ya suyundan. Caner Korkmaz. Sevgili Ahmet Şen Ocak abimiz, kardeşimiz, izliyorsan bu programı, işte biz böyleyiz, biz böyleyiz işte, böyleyiz. Biraz sonra çıkınca da konuşacağımız çok şey olacak. Caner Korkmaz, Paso Ligim var ama İstanbul'da oturuyorum, takıma destek için aldım. Evet, Ender de zaten o 2000 kişiyi öyle saydı. Feridun Yavuz, ben Gebze'den 55 İstanbul Anadolu admini, programınızı kaçırmadan izliyorum abi ve takımla ilgili söylediğim gene aynı. Bize saldıran takıma biz yenilmeyiz. Kapanan, oynamayan takımlar sıkıntı bizim için. Evet, bu konuyu tartıştık programın başında. Fatih Mehmet Arı, sayın abilerim ya Urfa'ya yenilirsek playoff şansımız yüzde kaça düşer? Ender. Devam eder. Ben hep şu söylüyorum, son haftaya kadar, son düdük çalana kadar bu mücadele devam eder. Ha, şansımız azalır, bir hafta yükselir, şu olur, bu olur ama son haftaya kadar bu mücadele devam eder. Bunu unutmayacağız. Bunu unutmadan devam edeceğiz. Evet, Emir Karadeniz hop, nereye kaçtı? Bitti. Hocam, selam Atilla abi, Ender Hoca, iyi, süper. Her zaman bu hocayla bu skor olur. 3 atımda 4 yenilmesi. Aslan Hocam Bursa'dan. Caner Korkmaz, Atilla abi, kaç puanda bitiririz sizi ligi? Senin var mı öyle bir puan tahminin var mı? Ya ben işte maç maç gitmenin daha faydalı olabileceği kanaatindeyim ama geçen hafta da söyledim. Bizim playoff oynayabilecek bir takımın 55 puanın üzerinde, 60 puana da çıkabilir bu. Maçlar tabii takımların birbiriyle oynayacağı maçlarla da alakalı. Almamız şart. Metin Ganik, Atilla Bey, mesajımı tam okumadınız. Kale arkalarındaki grup liderlerine çağrı yapın lütfen. Artık Sizat'la görmek istiyoruz. Valla ben hepsine söylüyorum. Buradan söylüyoruz. Gelin diyoruz. Bitti. Arif Alkan'ın enteresan bir mesajı vardı. Sen okumadın mı? Arif Alkan hocam, hiç görmedim. Bak, çok önemli bir mesaj. Ne diyor? Samsun futbolunun halini aşağıdaki durum gayet iyi açıklıyor sanırım. Bazen hani izleyiciler sana diyor ya, bizim mesajlarımızı niye okumadın diye kızıyorlar ya. Sayfayı istersen bir daha bir yenile çünkü çok mesaj var. Şimdi Samsun futbolunun halini aşağıdaki durum gayet iyi açıklıyor. Karadeniz'in en büyük ilçelerine sahip Samsun'un tek profesyonel takımı Samsun Spor. Evet. Değil mi? Evet, tamam. Profesyonellikte sadece Samsun Spor. Evet. Şimdi bir de Trabzon'un haline bakalım diyor. Trabzon Spor Süper Lig, 1461 birinci lig, Of Spor ikinci lig, Arsin üçüncü lig, Beşikdüzü üçüncü lig, Kanuni Futbol üçüncü lig. Takımlara şimdi anlat, az önce yeteyim. Hani evet, yarım kaldı ya şeyimiz, konuşmamız. Şimdi kardeşim ne olur? Yani Samsun Spor'umuz Süper Lig'de olsa, Çarşamba Spor'umuz PTT 1. Lig'de olsa, yani Bafra Spor'umuz 2. Lig'de olsa, Terme Spor'umuz 3. Lig'de olsa. Ya sıraya koyma da hepsi bunların yani, böyle bir hayır, üst kategorilerde olsa. Lafın gelişi canım, yani alınmasın, Bafra PTT'de yani olsun, herhalde. Terme PTT'de olsun, heh, Çarşamba Amatör'de olsun, tamam kabul. Çarşamba şey, yok, dil alışkanlığı. Ona da demiyoruz. Hepsi heh, iyi yerlerde yani olsun. Böyle profesyonel olsun, profesyonelliklerde tamam, olsun. Bunu yapmak için işte az önce dedim ya, bunların hepsi Samsun Spor şemsiyesi altında olsun.
Ve bu çocuklar Samsun Spor'da oynamak için canla başla Çarşamba'nın çocukları, Bafra'nın çocukları, Samsun'umuzun çocukları o formanın hayalini kursun. Az önce söylediğimiz olay o. Anladım. Yani bir yerde bilmem ne belediye spor, öbür yerde bilmem ne spor. Gerek yok. Tamam, birleştirelim. Sen topladın. Güçlerimizi birleştirelim. Hocam şu mesajları okuyayım, ondan sonra çok önemli bir taraftarıma mesaj vereceğim. Uğur Şen, Atilla abi iyi yayınlar, ben taksiciyim. Bütün Samsun Spor ve sizlere başarılar diliyorum. Eray Yıldız, Atilla abi okumuyorsun. İşte biz sadece Samsun'un kanalı diye seni ve Samsun Spor'umuz için bekliyoruz. Yine de okumazsan okuma. Okudum Eray'cığım. Samsun Spor'a başarılar devam eder. Samsun Spor da biter. Muhammed Seçkin, Atilla abi iyi yayınlar. Balıkesir'de okuyorum. Samsun'da coşuyoruz. Evet, onu okuduyduk. Bir daha attın herhalde. Kaan Candal'da adım adım Süper Lig'e. İbrahim Aslan, Arif Alkan. Evet, bunu sen okudun değil mi hocam? Şimdi benim önüme düştü o. Volkan Aslan abi iyi akşamlar. Samsun Fesane günlerinde Samspor ürünleri olacak mı? Vallahi olmasını çok istiyoruz. Eğer gelmezse çok yanlış olur. Ali Semiz, Dik Bıyık'tan o konuda okudu. Tabii Samsun Spor yönetimine bir teklif geldi mi? Bu konuda bir hazırlık var mı? Orada bir Samsun Spor standı olacak mı? Onu da araştırıp bilgi verelim izleyicilerimize. Hakikaten önümüzdeki programı. Yani bu konuda Erdoğan Topçu, Ender Hoca, liste bir kişi eksik. Bak. Kendisi mi gelmiyor? Sen gelmediğin için bir kişi eksik diyor. O geliyor. Metin Aktürk, haberi gönderen Metin Aktürk, hepinize selamlar. Hangi haberi? Metin sevgili hacı. Abicim dövüşmeyin ya, sizleri güzel güzel izliyoruz, yorumlarınızı dinliyoruz, kolay gelsin. Samspor üzerinden düşeni yapıyor, üzerine sorumluluk düşüp de yapmayanlar utansın demiş. Evet, teşekkür ederim. Umut Özen bu arada bir duyumdan bahsetmiş. Niye o? Türkiye Futbol Federasyonu bu maç için diyor, Urfa maçı için Süleyman Abay'ı düşünüyor. Neden? Ama Süleyman Abay? Of, yanarız yanarız. Deniz Çoban ya da Süleyman Abay, ikisinden biri, ama bu duyum. Yani bu konuda henüz bir açıklama yok. O yüzden hocam, bir şey söyleyemeyeceğim. Sakın ama sakın. Bak, eğer Süleyman Abay'sa çok tehlikeli. Hakan Efşen de enteresan bir şey yazmış. Ne hocam? Maça diyor eski kaptanımız, Samsun Spor'a senelerce hizmet eden Kenan Yelek gelmiş. O bile Pasolik kuyruğunda bekliyordu. Bu benim çok zoruma gitti. Kenan Yelek şeref tribününde en önlerde yer almalı bence demiş. Şimdi Kenan Yelek bu TÜFAT'ın çağrılmalarından, hani Sayın Başkan Erkut Tutu misafirimiz olun dediler. Hepsi girdiler. Şey yok orada. Bir sıkıntı yok. O kendini almıştır. Samspor için Pasolik almıştır. Yani onu bilmiyoruz. Ben söylüyorum. Öyle bir şey olduysa da Kenan Hoca'yla bir yok, şey yapmak lazım. Ben bugün Kenan Hoca'yı özel bir görüşmem oldu. Ondan dolayı yani Pasolik için Samspor'a katkı sağlansın diye belki almış olabilir arkadaşlar. Çünkü Hakkı Bayrak'la röportaj yaptığımda bütün davet ettikleri arkadaşı kapı önünde bekliyordu. Hepsini tek tek içeri aldı. Çünkü onlar içeriye bir liste vermişlerdi. O sayıya göre oturtturdular. Bunu da sizlerle paylaşalım. Şimdi hocam ona süremiz de geçmiş. Bayağı gitmişiz. Şimdi önümüzdeki hafta pazartesi günü biliyorsunuz maç olmadığı için sizlerden gelen çok büyük istekler var. Neydi bu istekler? Abi şu Sidat'la, yeni Sidat'la ilgili bize bilgi ver. Göremiyoruz, nedir ne değildir. Ben bu hafta içerisinde Sidat'la ilgili olarak Gençlik Spor İl Müdürümüz Sayın Güven Özyurt'tan başta olmak üzere Sidat'taki mühendis arkadaşımızlardan bilgi almak için ve görüntü çekeceğiz. Sidat'ın tamamındaki docalar nerede olacak, şurada ne var, kantini nerede, otoparkı nerede, efendime söyleyeyim iş merkezleri nerede ve helikopter çekimi yapacağız. Çok ayrıntılarıyla, detaylarıyla programın yarısını Spor 55'in Sidat'a ayıracağız, bu yarısını. Sayın Fatih Kaçmaz müdürümüzden de bu konuda bize destek istiyoruz.
onu da vereceğini ben kesinlikle biliyorum. Evet, önümüzdeki pazartesi günü Spor 55 programında Stad, yeni 19 Mayıs Arena Stadımızın son halini ekranlara getireceğiz diyorum. Bu arada az önce mesaj atan izleyicimize cevap verelim. Kenan Hoca'nın şu anda maçı şeref tribününde izlediğini gösteren bir fotoğrafa ulaştım. Evet. Hocam biliyorum çünkü yanımızdaydılar ama sen de oradaydın. Bilmen lazım. Ben dikkatimi çekmedim. Kenan Hoca'yı mı göremedin yani, onu mu fark edemedin? Hayır, şimdi izleyicimiz yazmış ya yani niye şeref tribününde değil Pasolik kuyruğunda gördüm diyor ya. O yüzden yani ona şeref tribününde olması lazım demiş. Orada, orada. Ben de şimdi böyle bakarken gördüm, maçı orada izlemiş. Ya sizleri seviyorum arkadaşlar yani. Vallahi bizim taraftarımız hemen bilgilendiriyor. Bizim de eksik taraflarımız olabiliyor bazen. Hemen sağ olsunlar, bize yardımcı oluyorlar bu konuda. Teşekkür ediyoruz. Evet hocam, bugünü de burada bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta dediğimiz gibi... Bu arada bir izleyicimizin mesajı vardı. Herkesi okudun da beni okumadın demesin. Bu bizim futbolcumuz Recep Niyaz'ın Fenerbahçe ile ilgili tweetlerini, Fenerbahçe ile ilgili paylaşımlarını eleştirmiş. Bu konuda ne düşünüyorsunuz diyor. Ona da cevap veriyor. Niye Fenerbahçe paylaşımı yapıyorsun? Samsunspor'un ekmeğini yiyorsun diyor. Yani o konuda bir yorum yapmak istemiyorum. Herkes kendi yorumunu kendi yapsın. Samsunspor forması giyen bir oyuncunun Fenerbahçe paylaşımı yapması tabii ilginç gelebilir. Tuncay 10 numarasın be. Tuncay Semizoğlu. Teşekkür ediyorum ya. Diyorum ya, ben sizlerle gurur duyuyorum ya. Vallahi gurur duyuyorum. Abi, Ender hocamın oğluna canlı yayından doğum gününü kutla. İzliyordur diyor. Emirhan. Öpüyorum seni Emirhan. Yeni yaşın hayırlı olsun. 11'e mi girdi hocam? 10 yaşına girdi. 10 yaşına mı girdi? Sevgili Emirhan, nice sağlıklı uzun yıllar diliyorum sana. Seni öpüyorum. Tuncay bana özelden atmıştı da ben değinmedim. Değinmedi mi? Tuncay. Ben de böyle bakarım. Kaan Candal, Atilla abi, bizim sadece 3 maçımız zorlu. Urfa, Osmanlı, Adana Demirspor demiş. Bu 3 maçı alırsak Süper Lig'e çıkarız demiş. Ve ilk 2'den demiş. Muhammed Seçkin, Atilla abi, yayınlar. Balıkesir'de okuyorum ya. Arkadaşlar bir daha mı atıyorsunuz ya? Beni öyle şeye getirmeyin de, Tufa'ya getirmeyin yani. 2 defa okumayalım bir kişiyi. Mustafa Nogay, takımın en önemli oyuncusu Hasan Kılıç'dır. Tebrik ederim. İzleme komitesi bundan dolayı çok önemli diye düşünüyorum. Abiler diyor, Samsunspor ürünleri store'da yok ki feshanede satılsın. Aynen öyle. Murat Cengiz. Hemen onun devamını ben okuyayım. İzmir Kemalpaşa'dan sevgiler. Urfa maçı çok zor. Alırsak Ordu garanti. Zaten de berabere kalsak da olur. İnşallah Altın Ordu maçında görüşürüz demiş. Ceren Aslan, Ali Aslan... Samspor'a çorap yollayan Ladikspor'a çorap yapmak istiyor. Ne demiş? Ceren Aslan çorap, Temu çorap, İstanbul Samspor'a çorap yollayan Ladikspor'a çorap yapmak istiyoruz. Bana ulaşır mısınız demiş. Tamam Ceren'ciğim, notunu alıyorum. Ulaşalım. Bu arkadaşlarımıza yardımcı olalım. En azından malzeme konusunda yardımcı olalım. Sağ olsunlar. Biz yaparız demiş. Var mı hocam başka atladığımız? Vallahi çok var. Bu akşam yani herhalde Samsunspor'umuzun galibiyetinden de kaynaklanan bir sevinç, mutluluk. İzleyicilerimizin de çok yoğun bir talebi olduğu programa. Arkadaşlar da uyarıyorlar süreyi aştık diye. Teşekkür ediyoruz herkese. Gerçekten iyi bir hafta oldu, güzel bir hafta oldu. Samsun Spor'umuz bizleri mutlu etti, taraftarlarımızı mutlu etti. Darısı Urfa Spor maçına diyoruz. Urfa Spor karşılaşmasında takımımıza başarılar diliyoruz. Bir milli maç arası var. Bu milli maç arasını takım çok iyi değerlendirecek. Onlara inanıyoruz, onlara güveniyoruz. Teknik direktörümüz Altın Yürekli Sayın Erhan Altın'a da buradan geçmiş olsun diliyoruz. Hastane odasında bu akşam bizi izleyeceğini söyledi. Eğer çok fazla sıkıntı olmazsa sağlık durumunda bizleri izliyordur. Ona buradan bir kez daha teşekkürlerimizi, şükranlarımızı iletmiş olalım. Bir kez daha söylüyoruz ki Samsunspor iyi oynadığı zaman biz onları burada her zaman övmeye hazırız. Yere göğe sığdıramayız. Ama
kötü oynadığı zaman bizim de moralimiz bozuluyor. Biz de bu defa gördüğümüz eksikleri, sıkıntıları burada dile getirmek durumundayız. Bir anlamda basın dediğiniz şey, kamuoyunun nabzını tutan insanlar, kamuoyunun nabzını yansıtan insanlar. Şimdi her gün sokakta yüzlerce insanla karşılaşıyorsunuz. Herkes bir şey söylüyor. İşte bir programda şurada 2 saatte şurada 100'ün üzerinde yorum geliyor. İşte kaç bin tane tıklanma geliyor vesaire. Dolayısıyla biz izleyicilerimizden, seyircilerimizden aldığımız, edindiğimiz onların duygularını, hislerini, onların duygularına, hislerine tercüman olabilecek ifadelerle lisan-ı hal ile burada dile getirmeye çalışıyoruz. Bu işin böyle olduğunu, böyle olması gerektiğini de buradan bir kez daha ifade edelim. Bir kez daha dünkü galibiyette emeği geçen yöneticisinden, teknik heyetinden, futbolcusuna kadar herkesi tebrik edelim ve Urfa'da sıra gecesinde buluşmak üzere diyelim. Teşekkür ediyorum. Evet, Ender'i de benim safımı almış oldum. Sıra gecesi dediğine göre bizden başka sıra gecesi burada İbrahim yapacak çünkü bu işi. Onlar ama Cemiyeti Başkanı Sayın Mehmet Yazıcı Beyefendi'nin teklifini değerlendiriyorum. Onun da ama gidecek. Onlar sıra gecesine gidemeyecekler hocam. İşte götürürüm ben onları. Gidemeyecek. Hatta ben onlara Urfa'daki sıra gecesinde konser vereceğim. Buradan da sözüm olsun. Kim seni eğer neyse arabanın yarısında o gider. 300 kilometre onlarla gider. 300 kilometre de benden gelir. Tamam, tamamlarız. Evet. Bu aradan aklıma geldi ya. Yine protokol tribünümüz boş. Ön taraf boş. 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 Lütfen oranın sahipleri orayı doldursunlar. Samsunspor'a verilen şimdi, sözler, az bir dakika, Samsunspor'a verilen maddi anlamda kongreden önce verilen sözler lütfen yerine gelsin. Ayın sonunda 350 bin mi 400 bin lira mı ne hazır paraya ihtiyaç var, sıcak paraya ihtiyaç var. Bu kadar, başka bir şey söylemiyorum. Erhan hocam sana bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Eşinize saygılar sunuyorum. Samsunspor yani neyse bir şey demeyeceğim o konuda. Urfa maçında ne olursunuz, ne olursunuz yüzümüz gülerek gelelim oradan diyorum. Samsun'da doğdum, Samsunspor'la yaşıyorum, Samsunspor'la öleceğim. Hepinize iyi geceler diliyorum. Yayındaki arkadaşlarıma da ellerine, emeklerine sağlık diyorum. Hoşça kalın.